Herkese merhaba. Yeni kanalıma hoş geldiniz. Büyük ihtimalle de bu ilk videom olacak. Bak, oh pardon. İlk videom olacak derken biraz problem olabilir. Size ses kalitem daha iyi olsun diye mikrofon kullandım ve prodüksiyonda hiç paradan da kaçınmadım, onu söyleyeyim. Çok iyi bir kamerayla çekiyorum. Dünyanın parasını verdim. Evet, tekrar merhaba. Sabah kalktım ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Daha doğrusu yeni bir kanal açmaya karar verdim. Umarım kanalımdan ve videolarımdan hoşlanırsınız. Dünle başlamak istiyorum. Size anlatmak istediğim bazı şeyler var. Kedilerle yaşadığım bir günü anlatmak istiyorum daha doğrusu. Onur diye bir arkadaşım var ve şu anda onun evindeyim. İki tane kedisi var. Birinin adı Pablo, diğerinin adı Safiye. Yaklaşık olarak 24 saattir bu evdeyim ama hala ikisinin ismini karıştırıyorum. Pablo'ya Safiye, Safiye'ye Pablo diyorum. Ama Allah'tan kediler kendi isimlerini iyi bildikleri için hangisine seslendiğimi anlıyorlar. Dün Kuzguncuk'taydık. Bu aralar kedi fotoğrafları çekmeye çalışıyoruz. Seviyoruz da kedilerin fotoğraflarını çekmeyi. Şöyle bir sorunla karşılaştım. Daha doğrusu sorun mu bilmiyorum ama bana göre enteresan geldi. Bütün kediler bu teyzelerin etrafa verdikleri mamalar sayesinde tembelleşmişler ve kendi şeylerini kaybetmişler. Nasıl diyeyim? Kedilik duygularını kaybetmişler. Yanımızda oyuncaklar ve yapay şeyler götürmüştük. Kediler belki hareketli, videolar çekeriz, fotoğraflar çekeriz. Hiçbir kedi yanımıza yaklaşmadı. Daha doğrusu yattıkları yerden kalkmadılar. Çünkü hemen yanı başlarında mamaları vardı. Tamamen kedi mantığının dışına çıkmışlar. Çok garip geldi. O yüzden yani kedileri beslemek istiyorsanız hazır mama vermeyin. Başka bir şeyler verin. Daha doğasını kaybetmesin bu hayvanlar. Çok enteresan geldi yani bana. Çok garip geldi. Zaten çok da tasvip etmiyorum bu tarz şeyleri. Daha doğal yöntemlerle beslemek gerekir hayvanları. Ve akşam da bu eve geldik. Ve kapıyı açtığımızda iki tane çok şeker kediyle karşılaştım. Pablo çok duygusal ve sevgiyi seven bir hayvan. Ama Safiye için, Onur kusura bakma ama Safiye için bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü çok vahşi geldi. Hatta ilk tanışmamız biraz olaylı oldu. Ben ona sevgimi göstermek isterken o bana patisini gösterdi ve şurada tırmıklar ve kanamalı bir şey geçirdim, an yaşadım. O yüzden çok böyle elektriğimiz uyuşmadı Safiye Hanım'la. Ama sonrasında yavaş yavaş bir yakınlaşmamız oldu ama ben ilk tepkisinden dolayı çok fazla yakınlaşamadım. Ama Pablo için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Pablo gerçekten yani geldiğim andan itibaren bana sevgisini gösteren, devamlı yanımda, devamlı benim onu sevmemi isteyen bir kedi. O yüzden onu çok sevdim. Hatta giderken götürebilirim de belki. Aslında normalde ben de kedi besleyen birisiydim daha öncesinde. Kedim öldü ve o yüzden çok duygusal anlar yaşadım. Ve bir daha da hayvan sahibi olmak istemedim. Bu da biraz kötü bir duygu herhalde. Çok sevdiğiniz bir varlıktan yoksun kalıyorsunuz. O yüzden uzun zamandır da bir hayvan beslemiyorum. O yüzden ilk geldiğimde de biraz tereddütteydim. Kedilerle nasıl yapacağız? Çünkü tüyleri var, tozlar var, koşuyorlar falan. Ama bu evde mesela en sevdiğim şey şu alet. Her türlü tüylenmeyi gideriyor. Kedili bir eve gidecekseniz yanınızda olması lazım. Onun dışında gayet her şey güzeldi. Ve sabah kaldırılma durumum çok enteresan. Mesela sabah yatıyorum. Birden bir tüylü bir pati hissettim yüzümde ve yanaklarımda. Gözümü açtığımda Safiye üstümdeydi. Herhalde benim de sakallarım beyaz ve kırçıllı olduğu için kendisi de siyah beyaz bir kedi. Benim kendine yakın hissetmiş olabilir. Bayağı bir duygusal bir şey yaşadık. Üstümde patileriyle beni uyandırıp bir şeyler söylüyor. Büyük ihtimalle karnı acıktı, beni besler misin demek de istemiş olabilir. Çok güzel bir andı, çok enteresan bir andı. Ve bu mesela şu anda hafta sonu, pazar günü sabaha çekiyorum bu videoyu.
Bir hafta boyunca iş yerinde çok stresli günler yaşadım. İşte sabah 8'de işe gidiyorsunuz, 6'da çıkıyorsunuz, eve gidiyorsunuz, trafikti, iş hayatındaki sorunlar, hep stres halindesiniz ama bu kedilerle yaşadığım bir gün içerisinde bütün stresim gitti. Çok garip bir duygu. Ve herkesin de bunu yaşamasını isterim. Eğer etrafınızda kedisi olan arkadaşlarınız varsa, kedilere karşı ön yargılarınız ya da korkularınız varsa bunları bir kenara bırakıp bence arkadaşlarınızla bir gün geçirin. Yani kalmıyorsanız da en azından kedili bir ortamda bir gün geçirin. Çok farklı şeyler hissedeceğinizden eminim. Muhakkak bir şey alıyorsunuz. Yani kedilerin doğasında zaten bu var. Duygusal hayvanlar, hiçbir şey eyvallahları yok. Nasıl yaşamak istiyorlarsa öyle yaşıyorlar. Ne yapmak istiyorlarsa onu yapıyorlar. Size de çok şey katacağını düşünüyorum. Bu ilk günkü kedi deneyimim benim için de uzun zamandır özlediğim bir şeydi ve çok böyle geçmişteki günlerimi hatırladım. Eski kedimi hatırladım. Daha rahatlamış hissediyorum. Güzel bir andı ve sizinle paylaşmak istedim. Eğer beğendiyseniz videomu likeleyebilirsiniz. Çok da memnun kalırım. Yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz de abone tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada diyeceksiniz ki bu kediler nerede? Kedileri biraz dışarı çıkarttık. Zaten kapının açıldığını gördükleri anda bütün gün evde oldukları için fırladılar ve şu anda hala ortalıkta yoklar. Büyük ihtimalle keyif çatıyorlar. Ama videomun aralarında gün içerisinde neler yaşadığımızı da göstereceğim size. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.